Merhaba güreştürkiye.net severler. Bugün tarihlerden 1 Ağustos 2017 Salı Raw Show'u değerlendirmesiyle birlikte Mehmet Dinler, Ege Yürüten ve Daner Önem var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hiç hoş gelmedik aslında. Her hafta döneceğim sana. Saat 22'de yaptığımız SmackDown ve Raw değerlendirmeleri Salı ve Çarşamba günü sizinle oluyor. YouTube'da dinleyen arkadaşlar için chatbox'a canlı katılımı böyle sağlayabilirler. Mixer'dayız. Yayın linkini koyuyorum ben YouTube'a. Bir gün sonrasını yayın linkini. Siz de katılabilirsiniz aramıza. Sunucu ben Buğra Gür. Moderatörümüz Ege Yürüten'e özür diliyorum. Taner Önem'e yayını devrediyorum. Buyur Taner. Açılışı geçen hafta dedikten kalan görüntülerle başlıyoruz. Üç ismin Brawl'u ekrana geliyor. Yani kavgaları ekrana geliyor. Görüntülerden sonra show başlıyor. Kurt Angle bugünün programına sunuyor. Maçların Big Cass ile Big Show'un yüzleşmesini söylüyor. Ondan sonra Miz TV oğlu Jason Jordan konuk oluyor. Onu duyuruyor. Ana olayda da ise Strowman, Joe Reigns'i karşı karşıya görecekmişiz. Ondan öyle miymiş? Ana olayda mıymış? Yani ben o şey öyle duyuruyor öyle yapmış. Ama öyle olmadı tabii ki de. Arkana dönerken Paul Heyman'la Brock Lesnar geliyor. Özellikle Paul Heyman'ın söyledikleri çok dikkat çekici. Lesnar eğer kemeri kaybederse şirketten ayrılacağını falan söyledi. Angle ise baktı yani tip. Açılış böyle oldu. Açılışı özellikle Paul Heyman çok şaşırttı bizi. Söylediği sözler merak uyandırdı yani. Ben açıkçası Taner'cim bu Brock Lesnar'ın çalar saatinin kurulduğunu düşünüyorum. Brock Lesnar bildiğin üzere 2 gün önce UFC'ye bir maç için meydan okundu. John Jones bu arada. Aynen. Knockout'la maçını kazandıktan sonra Brock Lesnar'a bir meydan okundu. Ben de bunun ona bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Ve WrestleMania'dan sonra Brock Lesnar'ın sözleşmesi bitiyor bildiğiniz üzere. Sözleşmesinin de uzatılmayacağı kanaatindeyim. Ek olarak SummerSlam'de Brock Lesnar kesinlikle kaybedecektir bu duyurudan sonra bence. Çünkü Brock Lesnar bir yatırım değeriydi. Şirket 5 ay 6 ay sonra yatırımı değeri kaybolacak, olmayacak, yatırım nesnesi olmayacak bir ögeye daha çok yatırım yapmayacaktır. Brock Lesnar artık bundan sonra kaybede tükenerek azalacaktır diye düşünüyorum. Mehmet Dinler sen bir şey diyordun ve sözü ya, moderatöre devrediyorum. Çok affedersin. Brock Lesnar senelerdir aynı şeyi yapıyor. 2013'ten, aha, 2014'ten beri aynı formatta güreşiyor. Önümüzdeki 6 ayda bu yatırımın değerinin azalacağına dair fikrin sebebi nedir acaba? Yani ben onu anlayamadım. Devamlılığının olmayacak olması bence. Devamlılığının olmayacak olması. Yani Lesnar zaten UFC'de güreşmiyor mu şu anda? Dövüşmüyor mu şu anda? Yani WWE'le sözleşmesi var. 6 ay cezası var onun. Yani WWE ile sözleşmesi UFC'ye bir sorun teşkil etmiyor diye biliyorum. Gerçi kemeri varken muhtemelen dövüşemiyordur da. Sorun teşkil etmiyor değil. WWE'nin özel izni nedeniyle bir defa maça çıktı Brock Lesnar. Tamam, daha çıkabilir yani. WWE'nin özel izniyle. Tamam, bir daha çıkabilir yani. WWE özel izin veriyor. Çıkabilir. UFC'de güreşemezsin gibi bir şey yok. Tabii yani ki. UFC için WWE'yi terk etmesi gibi bir şey söz konusu değil ki. Lesnar her zaman aldığı paraya bakar ve WWE'nin anlaşması UFC'den çok daha kral bu konuda yani. 2 sene önce de hani WrestleMania'dan sonra gidecekti. Sözleşmesini son anda uzattı. Çünkü WWE çok daha iyi bir sözleşme teklif etti. Geçen sene yine WWE iyi bir sözleşme yeniledi. Ya ve bu adam WrestleMania'ya kadar sözleşmesi olduğunu biliyoruz. SummerSlam'da kaybedersem şirketten ayrılırım demek, abi SummerSlam'da kaybetmeyeceğim demektir bu yani hani. WrestleMania'ya kadar sözleşmesi olan adam niye SummerSlam'dan sonra ayrılık senaryosu yazılsın ki? Ben sürekli bir son maç isteyerek azalarak tükeneceği kanaatindeyim. Yani
Heyman'ın ben yani Lesnar'ın yanındaki Heyman'ın hiçbir sözünden döndüğünü görmedim ve şey hani yani resim şeyde hani SummerSlam'de Lesnar kaybederse şirketten ayrılacak dedikten sonra ama kaybettikten ve kaybedip de hani parantez yutarsa ben hemen, hiç inanmıyorum. Evet, hemen parantez. Arielis demiş WWE'nin özel izniyle sözleşmesinde WrestleMania dışında UFC'de dövüşebilir maddesi var. WrestleMania dışında derken? Road to WrestleMania dışında. Ha. Ben böyle bir yani, şey hiç duymadım. Evet. Muhtemelen kemeri varken de güreşmesi yasaktır. Hani sözleşmenin detayları hiçbir zaman tam açıklanmıyor da. Hani. Ya neyse. Yani ben şu açıklamanın Lesnar'ın kaybetmeyeceği anlamına geldiğini düşünüyorum. Ve bu açıklamaya ne gerek olduğunu inanamıyorum. Yani bu sabaha kadar Lesnar'ın kemer reynlerinde çıktığı en zorlu maç bu olacaktı bana göre. Ve %90 kaybedeceğini düşünüyordum. Bugün diyorum ki yani %1 bile kaybetme ihtimali kalmadı. Evet, Calgary Kid demiş. Ayrılırım demek maçı değiştirin diye tehdit etmek değil midir diye. Ayrılma maddesini nasıl dayattılar bize? Bunu iyi bakmak lazım. Dedi işte Paul Heyman seyircilere dönerek. Bu Lesnar'ı kemer kaybetme maçı, kaybettirme maçı değil midir dedi seyircilere dönüp. Aynı zamanda Kurt Angle'a bak patronların sana Lesnar kemer kaybetsin diye emir veriyor. Minvalli de sözler söyledi. Böyle bir yaptırımı var. Heyman'ın neye dayandırdığı önemli demek istediğim konusu bu. Ama ben tam tersi düşünüyorum. Bunun bir senaryodan öte olduğu kanaatindeyim. Çünkü UFC'ye hazırlanan bir buku var Brock Lesnar'ın ve bence artık Brock Lesnar UFC'de düzenli dövüşen bir adam olmaya devam edecek. Peki ben şunu sorabilir miyim? Bundan sonra Ege ile şeye de Taner'e de aynı soruyu soracağım hepinize. Brock Lesnar'ın bu tehdidi bu maça ekstra bir heyecan kattı mı? Benim açımdan katmadı. Benim açımdan da katmadı. Ya benim derdim tam olarak bu abi. Hiçbir artısı yok segmentin ve yani hiçbir artısı yok. Şunu sormak lazım. Acaba gerekli yani? Miydi yani? Gerekli miydi? Onu sormak lazım bence. Ya bir dakika. Chat'te demişler Dominic Toretto Lesnar olmazsa Raw ratingini görürüm 3-4 ay sonra. Ya Lesnar zaten yok ki. Ya biz 2014 dönemlerini atlattık. Bu dönemi her türlü atlatırız yani. Yani abi şaka mı yapıyorsunuz? Lesnar olmazsa rating düşermiş. Lesnar yok zaten ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya ben SummerSlam'da bir Paul Heyman'ın taraf değiştirmesini çok istiyorum ya. Özellikle Roman Reigns'in tarafına geçerse çok acayip şeyler izleyebiliriz yani. İmkansız gibi geliyor ama umarım öyle bir şey denerler ya. Ya ben Brock kafada Lesnar... sildim yani. Brock Lesnar kesin bundan sonra bence kaybetmesi. %100 diyorum size ya. O kadar abi eminim. No Mercy'de gözükecek bu adam. Neden gözükecek demek ki rövanş muvanş yapacak ama ben ne bileyim. Abi kaybedersem giderim dedi ya. Kaybedersem giderim ya bugüne dedi. Kadar hangi heel sözünü tutmuş lütfen ya. Yapma. Paul Heyman her sözünü tuttu abi bugüne kadar. Tamam bunu tutmayacak demek ki birader. Ya Paul Heyman bugüne kadar her sözünü tuttu yani. Şey bir tek cidden Paul Heyman'ın taraf değiştirmesi durumunda hani Lesnar'ın senaryosu bir şekilde devam edebilir. Onun dışında Lesnar kaybettiği takdirde gitmek yani gidecek abi sözünü yemez. Ha bu arada şey de çok kötü yani Lesnar'ın Heyman'ın Fatal 4-Way maçından korkması da yani hani Lesnar'a bugüne kadar çizilen imajın yerle bir edilmesi yani. Forumda da 1-2 ama saat orada önce dayatılan konu şuydu Mehmet. Lesnar tuş edilmese de Lesnar yumruk dahi yemese de kemeri kaybedebilir diye bir abi argüman üretti. Tamam yani Lesnar şimdiye kadar bütün birebir rakiplerini yendi ve artık birebir rakip yok adama demek ki yani. Şey yani daha yüksek challenge'lara çıkması gerekmiyor mu zaten bu herifin? Yani WWE'nin çok üstünde, seviyenin çok üstünde daha yüksek challenge'lar verilmesi çok normal değil mi? Abi bak Asuka'nın da mesela rakibi yok. Asuka kendisi Fatal 4-Way maçına çıkıyor bilerek. Yani 2 ay önceki TakeOver'ın şeyini maçını kendisi ayarladı bizzat. Yani tek rakip kalmasın diye Battle Royale basıp
şirketteki en güçlü 3 rakibini de maça soktu. Hani ben hepinizi istiyorum evet, karşımda diyerek yani. Anladım. Asuka'nın yapabildiği şeyi Lesnar'ın yapamaması da bana absürt geliyor. Anlıyorum, seni çok iyi anlıyorum. Parantez açalım. Bulldog'i demiş, namümkün, Lesnar gider belki ama yollar elbet bir gün yine kesişir WWE ile. Çünkü Heyman'sız Lesnar bir iş demiş. Evet Ege'cim, sonra sana diyecektim, verecektim sözü. Pardon Taner'cim. Yani şimdi UFC'deki maçtan başlayacağım ben. Brock Lesnar'ı John Jones'u yenme ihtimali sıfırın altındadır yani. Eksi gibi bir şeydir benim gözümde. Bu adam Prime döneminde en iyi halinde bile kendi sikletle iş yapamıyordu. John Jones gibi kendi sikletinden daha tepede de güreşebilen bir adamı nasıl yenecek? Hiçbir ihtimal görmüyorum yani. John, adam zaten, John Jones 93 kilo değil mi ya? Tamam da adam da şey, heavyweight fiziği var zaten. Conor McGregor gibi işte aynı. Yani bu bir teknikle saf gücün mücadelesi mi? Ya Brock Lesnar'ın gücü de mesela bu adam yer oyunlarını hiç yapamıyor. Yerde hiçbir şey yapamıyor. John Jones kondisyonu çok zayıf Brock Lesnar'ın. 200'deki maçta gördük. İkinci round'da adam yalpalamaya başladı direkt. Evet. Taner bir şey mi diyecektin? O zaman takımlar aksiyona geçelim diyorum ben. Senin bu konuda bir görüşün yok mu? Benim bir görüşüm varsa o da şudur. Eğer Lesnar şirketten ayrılırsa geleceği tek zaman Hall of Fame törenidir yani. İlginç. Dörtlü kavga ne zaman göreceğiz yani, onu da görmek istiyorum artık ben. Ben açıkçası hani şampiyona karşılaşacağı maçın takdim edildiği ilk hafta açılış segmentinde bir aksiyon beklerdim. Ama şu aynı şekilde. Ama şu Lesnar kaybederse bırakacak sözü, çok büyük aksiyon olması bekleniyormuş. Fakat bence ters tepti. Hani cidden şey, gerçeklik çağı deyip durup hani bu kadar gerçek dışı bir şey yapmak da yani. Hani abi şirketten ayrılırım, kovulurum. Ulan hepinizin sözleşmesinin bittiği zamanı biliyoruz yani. Hani lan kimi yiyorsunuz yani? 10 yıl öncesinde kalması gereken senaryolar ya. Bir mesaj vermesini isterdim ben Roman'ın, Strowman'ın veya şeyin Samoa Joe'nun gelip. Ya ben West, o maçı konuşurken de bu konuda benim bir yorumum olacak yani. Devam edelim isterseniz. West Güreş Türkiye demiş ki Lesnar'ın Jones'u devirebileceğini düşünen kişi Lesnar fanboyundan başka bir şey değildir. Valla ben açıkçası UFC izleyen bir adam değilim ama 130 kilo ile 94 kilo adam bir kere bir kafesin içinde sıklet farkı yüzünden benim bildiğim karşı karşıya gelemiyor. Çünkü bu tartı muhabbetlerini... Aynı şeye düşmek zorunda. Ha, aynı... Bu tartı muhabbetlerini çünkü hani çok önemsiyor UFC camiası, MMA camiası. Çünkü tartıda bir sıkıntı çıkarsa karşı karşıya maç olmuyor. Yani olursa da bir kere 130 kiloluk bir adamın yumruğu 93 kiloluk bir adamın yumruğunla karşılaştırılamaz. 130 kiloluk bir vurur, 93 kiloluk ne kadar teknik olursa olsun o yumruğu yedikten sonra o kafesi yalar yani. Benim bildiğim tamam budur yani. Evet. Aynı kiloda karşılaşacaklar zaten. 105'te ya, falan karşılaşırlar yani. Tövbe bismillah. Ha o zaman bilmiyorum. 105'te bence çok büyük bir fark. Ama neyse canım, bu işi de bilen yorumlasın, bana ne. Benim biraz bilgim yok, fikrim var. Kusura bakmayın. Taner'cim. Takımın aksiyonuna geçelim. Revival ekibinin spiker masasında izlediği bir maç. Hardys ile Club karşılaştı. Zaman zaman Hardys'ler önleydi maçta ringçi olarak. Zaman zaman Club önüne götürdü. Sonlara doğru Magic Killer yaparken Jeff Hardy olayı bozdu. Sonrasında da Sventon Bob yaparak Hardys ekibi kazandı. Maçtan sonra apronda Hardys'ler sevinirken Revival ekibiyle face to face yaptı. Orada bir kargaşa çıktı. Herkes birbirine dalarken Club ekibi de geldi. Hepsi birbirine daldı, etti. En sonunda Jeff Hardy stage'den Revival ekibine atladı. Orada Anderson ve pardon Wilder vardı. Yani Jeff Hardy son şovunu çok güzel yaptı. Hardy'ler önde kapattı yani. Güzel bir takım aksiyonu izledik. Ben buradan da pası Buğra'ya attım. Nasıl, beğendin mi? Ya ben artık Hardy'lerin azalarak reaksiyon olarak da düştüğünü ve azalarak daha da kötü bir hale gittikleri kanaatindeyim. Zannedersem bir arka alanda verdikleri röportajda Broken'la alakalı
büyük bir haber tarzı bir konu gördüm forumda. Siz gördünüz mü? Hatırlayan var mı? Girip de bakmaya fırsatım olmadı. O neydi? Söyleyebilir misin Taner? Ya Brock'un döneceğini işaret, ya sürekli sinyal veriyorlar ama sürekli aynı konuda böyle bir sinyal verme bu olayın reaksiyonu düşürmüyor mu? Ben artık keyif almıyorum yani bu olaydan. Bence dönmesin daha iyi yani. Niye? Sürekli bahsediliyor ama gelmiyor, anladın mı? Bu herhalde heyecan yaratmıyor yani kimsede. Ben de yaratmıyor açıkçası. Sen de yaratıyor musun Mehmet? Yani gelseler gelmeseler çok fark etmiyor benim için yani. O yüzden. Ben o heyecanı kaçırdım yani. O heyecan kalmadı bende yani. Şeydeki WrestleMania'dan beri kaç ay geçti? Salondaki seyirciyi hani canlandırabiliyor ama hala o ihtimaller yani. Ben onun için onu hem fikrim ama bu Broken senaryosunun olayı çok dillendiriliyor ama hala bir icraat olmadığı için ben sıkıldım yani. Ya Broken senaryosu olsa bile GPW'nin yani TNA'nin yaptığı gibi olmayacağı için yani gene istediğimizi alamayacağız belki de. Tabii ki canım ya, onların yaptığıyla bir hala yani hayal kırıklığı yaratacak oradan alışkın olana, çok yüksek eminim ki yani. Wyatt Compound tarzı saçma salak bir şey izleyeceğiz yani orada. Hani evet. Özendiler ya Wyatt New Day segmentinde 2000 kaç yıl, 16'nın sonları gibi. Ya o civarda. Aynen. Yani şey durumuna benzedi bu. Gösterip elletmeme durumuna benzedi. PG ama sıkıntı olmaz bu kadardan. Aynı bu. Ya mesela bir kız sürekli mesela trip atarsa bir süre sonra o kızdan soğursunuz değil mi? Aynısı bunun için de geçerli. Yani. Abi SummerSlam'dan sonra shake up olacaksa ben Jeff Hardy'yi tekli olarak SmackDown'da izlemek istiyorum ya. Ben açıkçası Jeff Hardy'nin tekli kariyerinin bundan daha kötü olacağı kanaatindeyim. Ya ikisinin de ben tekli kariyer yapmasına tamamen karşıyım yani. Yani ne şey TNA'daki ya da Ring of Honor'daki Matt Hardy olabilir, Broken olsa bile. Ne de Jeff Hardy o 2009 reaksiyonunu tekrar alabilir. Çünkü şey yok yani, hani maç temposu denen bir şey hiç yok yani. Hikmet adam Zeybek, göbekli hala. Hikmet Zeybek Rising Generation demiş. Broken'ın gelmesi izleyici gözünde Matt Hardy'yi yenileyecektir. Çünkü Delete işi hariç hiçbir yenilik sunamayan Matt bir süre sonra cezbediciliğini kaybeder. Bence o bir süre geçti ya. Sen ne düşünüyorsun Ege? Ya az önce dediğim gibi çok fazla uzattılar bekletme işini, böyle geliyor gibi gösterip göster vermeme işini çok fazla abarttılar. İzleyici de sıkıldığını düşünüyor. Ben de sıkıldım şahsen. Artık Broken olarak gelseler bile çok yani reaksiyon vermem. Aa Broken mı olmuşlar deyip geçerim diye düşünüyorum şu anda. Öyle. Taner. Ben Cruiserweight aksiyona geçmemizi isterim. Çünkü güzel bir aksiyon oldu bence. Ama ondan önce bir arkadan röportajı var. Rene Young'ın yanında Dean Ambrose var. Geçen hafta onlarla ilgili konuşurken yanında Seth Rollins geliyor. Ambrose'un söylediği tek şey var. Ben ihanet uğradım. Bir daha da ikincisine gözüm yok diyor. Oradan ayrılıyoruz. Rollins tek başına yürürken yanlarına Sheamus ile Cesaro geliyor. Seth Rollins'in. Seth Rollins'in moralini bozmaya yönelik sözlerde bulunuyorlar. En dominant takım biziz diyorlar. Sen Dean Ambrose'u sattığın için bu iş tekrar olmayacak falan filan diyorlar. Rollins de diyor bu gece ben de yüzleşin diyor. Oradan da Cruiserweight aksiyona geçiyoruz. Ben ileri sarmadım bu sefer. Çok keyif aldım. Özellikle Alexander ve Rich Swain'in takım yani 10 numara bir şey yapmışlar. Takım içi kombinasyon yapmışlar. Çok beğendim yani ben maçı. Face takım maçı kazandı Tozawa ile birlikte. Güzel bir maçtı. Ben keyif aldım yani bu sefer. Tozawa'yı şey yapmak için, kahramanlaştırmak için falan ama herhalde maç değil mi yani? Hani maçı yani. Çünkü, yani net çünkü hani onu dışına maçlamışlar gibi geldi bana. Adam tuş yapan da Tozawa oldu zaten. Yani. Kemere Ege, gidiyor artık ya. Ege izledin mi sen bu bölümü yoksa sardın mı? Bunu beğitime. Ben çok beğendim maçı yani. Burak Gür? Ben izledim açıkçası. Akira Tozawa beklenen reaksiyonu yine seyircilerden alamadı. Akira Tozawa'nın bir senaryosu var biliyorsunuz. Ama seyircinin de öyle 3-5 günde sindirebileceğini düşünmüyorum. Sen bu işi bir senedir devam ettiriyorsun.
ilk defa böyle bir senaryo denemesi söz konusu oluyor. Yani ama Cruiserweight artık insanların gözünde bir enerji kaybetti. Bayağı bir eksi yedi bence. Yani bundan sonra Cruiserweight olmaz. Stephen Truway demiş. Cruiserweight divizyonunu sevmek için bu tip uçan kaçan adamlar lazım. Ya bu adamların hepsi uçup kaçıyor da hani ring içinde öyle uçmalar kaçmalar göremiyoruz ne yazık ki. Bu indilerde beğenilen şeyi WWE kendi bünyesinde sunmak istiyor. Fakat ring içi WWE'leştikten sonra o indilerde bu insanları izleyen kitleni WWE izletemezsin. Çünkü bence arada dağlar en yakın kadar örnek Nakamura yani. He, bu dağlar kadar fark var yani arkadaşlar. Eğer ring içi WWE iyileşirse senin kemik kitlen de izlemez. Yani bu adamlar kim der? Senin kemik kitlenin seni izleme sebebi prodüksiyon senaryo çünkü kardeşim. Yani böyle ağır konuşun. O zaman Miss TV'de yaşananlara geçelim. The Miz ve Avaraları geliyor ringe. Konuk olarak da Kurt Angle'ın oğlu Jason Jordan geliyor sonrasından. The Miz'in gene bir harikalar yarattığı bir segment oldu. Açıkçası mikrofon performans çok güzeldi. Jason Jordan'ı çok güzel kızdırdı. En sonunda da ayağa kalktıkları zaman Jason Jordan belly to belly suplex yaptı. Miz ve Avaraları'na doğru geldi. Sonra ringden kaçtı. Ben bu segmenti çok beğendim açıkçası. The Miz gene harikalar yarattı. Segmenti de söyleyeyim. Ondan sonra arkana Rollins'i gördük. Sheamus'la maça hazırlandı. Ege sen nasıl buldun segmenti? Sheamus Dean Ambrose segmentini mi? Yok Miz TV. Önce ben Dean Ambrose'tan başlayayım gene. He. Haftada Dean Ambrose dozumu alayım ben. He. Yani şimdi bunların takım olacak olması beni o kadar mutlu ediyor ki yani içimde huzurlar yeşeriyor yemin ederim. Huzur dağları yeşeriyor içimde. Öyle bir benzetme yapayım dedim. Grand Slam'e doğru ilerliyoruz gibi gözüküyor. Bayağı fanboyluk yorum yapacağım şu anda. Kendimi tutamıyorum. Her neyse. Miss TV'ye geleyim şimdi. Yani Jason Jordan The Miz haberleri doğru çıktı diyebilirim şu anda. Jordan'ın da promosu fena değildi ya. Hoşuma gitti. Ben beğendim. The Miz yine harikalar yarattı. Yani başka bir şey bulamadım yani söyleyecek bir şey. Mehmet sen nasıl beğendin mi? Ya ben yani Miz zaten hani standartını koruyor yani o konuda sıkıntı yok. Şey yani Jordan'ın da konuşabildiğini gerçekten gördük yani yalnız kendi. bu yani iyi bir şey hani yani bu senaryonun verildiği kişinin konuşabiliyor olması bence iyi bir şey. SummerSlam'da da ya SummerSlam'da değil ama sonrasında kemeri alır muhtemelen ya zaten. Hani bu şey yani bu senaryo şeye bağlanır. Ben ama şeyi hala düşünüyorum yani bu Jordan'ın hani annesi muhabbeti geçecek mi işlerde diye. Umarım geçmez yani böyle hani Angle'ın çocuğu olarak tek başına üretmiş olarak kalır umarım yani. Gür sen nasıl buldun? Ne? Segment'ı nasıl buldun? Ha. Bana seslendin duymadım. Emre Toker demiş. Bu Jordan kemeri aldıktan sonra kiminle feud'a girecek? The Miz Angle feud'u olacak diyorlar. Jordan'ın rakibi yine Miz mi olur acaba demiş. Bunu ben bir sorayım. Daha sonra Mehmet hemen cevabını vereceksin dostum. Şu an Jason Jordan Raw'ın en önemli ikinci senaryosuna oturdu. Angle'ın oğlu olma aracılığıyla, Klee ile. İnşallah Jason Jordan bu ağır yükü kaldırabilir. Ben kendisini ring içinde çok yetenekli görüyorum. Komple bir güreşçi olduğunu kanaatindeyim. Yani hani ayak içi pas yapar, işte adam geçer, topu çizgiye indirir, sıfıra iner, içe kat eder. Ya yani hepsi var. Kaleye flat vurur, ayak üstü vurur, işte tavanı görür, ters köşe yapar, kaleciye röveşata dener. Yani hepsi var Jason Jordan'da futbol tabiriyle dile getirmek istersek. İnşallah da karakterini seyirci benimser ve seyircinin benimsediği karakterde yükselmeye devam eder. Tıpkı Daniel Bryan gibi ring içinde kalitesiyle büyük bir yıldız olabileceği kanaatindeyim. Ama tabii bunları konuşmak için erken, bu iş seyircide bitiyor biraz da. Mehmet dinler.
Miz bir şekilde hani bir yani failed'dan çıksa da 3 ay sonra tekrar kendini Intercontinental failed'ında bulur yani adam. Başka bir şey yazmıyorlar adama hani o konuda sıkıntı yok da. Jordan'ın Miz'den sonraki ilk failed'ın ben Big Cass olacağını düşünüyorum. Hani sordu ya şey. Ege mi sordu, Taner mi sordu? Emre Toker. Ha. Yani işte şey. Ben Big Cass diyorum yani. Ona en büyük adayım Big Cass olur. Ya Big Show Fiyadu bitsin de kimle gelirse girsin ya. Valla Big Cass konuşuruz. Big Cass de enteresan oluyor. Yani. Konuşuruz. O zaman ben ben diğer şeye geçeyim. O zaman maça geçeyim. Seth Rollins vs. Sheamus maçı. Ege'ye maçta... sorduk mu bu arada Ege'ye? Fikrini. Ege fikrini sorduk mu? Miss TV sorduk, evet. Ben. Ha, sorduk Miss sorduk. Aynen. Devam. Seth Rollins'in maç içi performansı çok güzeldi bu maçta. Sonlara doğru sunset flip yaparak maçı kazandı ama hemen Cesaro olaya el attı. Bir süre iyice hırpaladılar Sheamus ve Cesaro Seth Rollins'i. En sonunda da dayanamadı artık Dean Ambrose. O da geldi ama o da dayak yedi. Açıkçası Sheamus ve Cesaro'nun çok dominant götürdüğü bir şov oldu diyelim açıkçası. Ege çok üzülmüştür. Ege. Neye? Sheamus Seth Rollins'i kaybetmesin ama. Dean Ambrose'un dayak yemesine. Hem o hem de Dean Ambrose'un gelip böyle kurtarmak gibi dayak yemesine yani. Tam sen, ya senlik bir olay. Ya benim için Raw burada bitti zaten. Gerisiyle çok ilgilenmiyorum. Ya kötü bir Raw dışında ama sonunda konuşuruz da gerçekten kötü bir Raw'da. Ya senaryonun sonu belli. SummerSlam'da Tag Team Champions, Royal Rumble gibi takımın dağılması, WrestleMania'da güzel bir Street Fight, Dean Ambrose heel turn, forumun Dean Ambrose hayranı olmaya başlaması benim de hepsini tutlamam. Ay. Öyle ama vallahi öyle. Ben bir şey onu söyleyeyim mi? Yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben açıkçası Dean Ambrose'un bundan sonra bir daha ana kemer kazanamayacağını düşünüyorum. Ana kemer alırsa ne yaparsın? Ya şunu yaparım, bunu yaparım demek istemiyorum da. Bir daha ana kemer... Biliyorsun ki zaten. Doğru. Bir daha ana kemer kazanabileceğini düşünmüyorum. Ama ben... Ama Seth Rollins'in kazanacağını çok düştü. Daha çok kemer alacak yani Seth Rollins bence. Ya Seth Rollins birilerinin çocuğu tabii federasyonda. O biraz torpil. Ya bir de Seth Rollins 2008'de FCW'ya geldi. Yani 2008'den beri WWE'nin yatırımı. Anladın mı? Öyle indilerden aa iyi güreşiyormuş dur bunu alalım değil. O Tyler Black'i biz yani 2-3 sene beklemedik. Bir 5 seneden fazla bekledik yani. Ana kadroya debut yapmasını. Doğru, orası doğru. Ya, ben milletin de yorumlarını almak istiyorum orada. Neyse tamam. Ya, ona sonra sen yaparsın. Ben yani cidden Ege'nin söylediği gibi çok kötü bir roldu sonunda da şey yapacağım. Ya abi bunu hakaret olarak, küfür olarak değerlendirmeyiz muhtemelen ama ya abi salaklık şunu yazmak yani. Dine yani Rollins tamamen şeye çıkmışken hani perte çıkmışken Dean Ambrose niye tek başına yanında hiçbir yabancı madde olmadan hani gelip dalar? Yani o deli ki, çünkü. Abi o deli olan adam abi kalkıp Lesnar'a da maç teklif etti ama nasıl maç teklif etti? Ya, benim bildiğim Dean Ambrose oraya elinde sandalye olmadan gelmezdi. Yalnız Lesnar'la maç demişken abi tarihin en fiyasko maçlarından biri o ha. Yani, Allah cezasını versin Brock Lesnar. Yani, o kadar hype'a öyle yani çöllerde falan antrenman yapıyor Ambrose. Kafayı yemiş böyle. Acayip acayip. Terry Funk galiba bir testereyle ilgili bir şey vardı, segmentleri vardı. Masayı kesiyordu böyle. Her gece rüyalar görüyordum ben Ambrose'un kazanacağı muhteşem bir maç sonunda. Kendi kendime senaryo yazıyordum. Ondan sonra öyle bir maç oldu ki. Ya Ambrose eline kafasına vuramadı Brock Lesnar'ın ya. Muhteşem maçtı. Teşekkür ediyorum Brock Lesnar'a Ambrose'u böyle ezdiği için. Ya şey bence de felaket maçtı. Ama şey ya Feud'un gelişim sürecinde şey hani Dean Ambrose zekiydi en az deliydi ama hani adamı nasıl yenebileceğini biliyordu. No Holds Barred maç teklif etti yani düz maç yerine yani en basitinden. Yani Lesnar doğru düzgün bir booking kabul etseydi hani o maçta iyi olurdu zaten. Abi Dean Ambrose dediğimiz hiçbir zaman dayak yemeye ringe gelen bir adam olmadı ki.
Abi ringe geliyorsa bu adam ya dövebileceği birinin üzerine geliyor ya birini sadece sinir etmek için geliyor. Dövemeyeceği birine de abi yaba sandalye alıp geliyordu yani. Bugün kalkıp niye abi hiçbir şey olmadan dayak yiyeceğini bile bile o ringe koştu yani. Çok çok kötü be abi. Bir de şey yani biz segmenti konuşurken de konuşuruz. Sonraki soyunma odası segmentinde de işte Rollins'e kalkıp senin için yapmadım falan çekiyor. Lan niye yaptın abi, zaten? İşte kötü gösterecekmiş bilmem neymiş. Algı operasyonu yapıyormuşsun. Ya çok kötü ya, çok kötü iş ya. Ama gene de Raw'daki en ilgi çekici senaryo bu diye düşünüyorum ben. Bence Raw'da ilgi çekici bir segment yoktu yani. Yok genel olarak. Abi Brock Lesnar yolunda. Brock Lesnar bırakacakmış işte. Daha ne arıyorsunuz ha? Ya daha kadınlara geleceğiz. Kadınların rezilliği var daha. Doğru. Ya ne bileyim. Anlamadım o yani bu segment. Herkes yorumunu yaptığına göre ben de diğer segmente geçeyim direkt. Bray Wyatt her zamanki gibi mistik havasıyla bir promo kesiyordu. En sonunda Demon King sinyalini veren Finn Balor geldi. Wyatt ona bakmak isterken bir pele kick yiyor oradan. En sonunda da Finn Balor Brawl'u dominant götürüyor ve Wyatt'ı mahvediyor. En sonunda da seyirciyle kaynaşıyor. İlk defa ilgi çekici bir segment gördük açıkçası ikili arasında. Ben Burak'a göre topu atayım bu segment hakkında. Hangi segmenti konuşuyorduk, yorum okuyordun? Bray Wyatt'la Finn Balor. Ya artık SummerSlam'daki bir maç daha belli oldu. Bu feud açıkçası çok ilgi çekici değil. Çünkü biz Bray Wyatt karşısında Finn Balor'u Demon King olarak bekliyorduk. Demon King'i de bir türlü göremedik ve Demon King olarak promo kesmesi Bray Wyatt'a karşı çok ilginç olacaktı. Şayet benim açımdan. Fakat henüz böyle bir şey göremedik. Yani bilmiyorum. Hani insanlar Demon King'i bekleme nedeni insanların hani vücudu boyaması, havalı görünmesi falan da. Hani ben senaryoda farklı bir tat yakalayabilir miyiz diye böyle bir talep için. Ama diyeyim. Daha 3 hafta var yani. Ben 2 hafta, 3 hafta var. 2 hafta var. Ya 2 hafta var, anladın mı? Bugün koy abi. Bray Wyatt'a. Hiçbir karakter gelişimi katmamaları çok kötü yani. Ya ne yazık ki, ne yazık ki bölüyorum Ege'cim. SmackDown'da Bray Wyatt her hafta bir şoka imza atarken ve gönülleri fethederken Raw'a bir geldi. Raw Booker'ı da biliyorsunuz Jamie Noble diye bir enayi, tamam mı? Yani sakat. Yani koskoca Raw brandinin senaryoları bir tane kele bakmamalı ya. Bir tane senaristi var abi. Hadi 2, 1.5. Ana senarist Jamie Noble. Yani hiçbir şey üretemiyor abi. Ürettiği senaryo 10 sene öncesinin Kurt Angle'ın bilmem ne oğlu varmış. Bize ne abi var? Onu Vince McMahon üretiyor gerçekten. Ya neyse. Yani hayır, genel olarak düşük karakterleri, ya mesela düşük karakterlerin bir kimlik kazanamayışı federasyonda çok üzücü bence. Bir şey diyeyim mi? Ben ya hepiniz aynı fikirde misiniz bu konuda? Ben çünkü ciddi anlamda farklı düşünüyorum yani. Bray Wyatt'la ilgili mi? Ben Bray şunu düşünüyorum. Bray Wyatt'ın Raw'daki hali SmackDown'da kemer aldığı halinden bile daha dominant. Ya maç kazanıyor diye öyle düşünüyorsun Mehmet. Tamam. Ya, abi zaten segment zevk kazanıyor olarak diyorum ben yani. Ben promolarından da keyif alıyorum yani. Şeyde SmackDown'da artık bir noktadan sonra hani mistisizmin dibine vurup hani hiç anlamı olmayan şeyler söyleyen adam şu anda gene daha üst gruplu bir mistisizm sergiliyor. Yani konuştuğu şeyi anlayabiliyorum lan. Bu da keyif almamı sağlıyor. Yo, bence o zaman daha mistisizme dedikleri şeye bağlı olan işleri yapıyordu. Yani hani esprisini falan geçiyorum ama hayatımda ilk defa, yani kariyerinin başından beri ilk defa Bray Wyatt'la ilgili şeyi düşünmüyorum yani. Ha, biri gelip bu adamı gömecek tekrar diye düşünmüyorum şu anda yani. Hani geyiğini yapıyoruz, o ayrı da. Hani şeydeyken, hani SmackDown'dayken ya da tek brand'deyken sürekli diyordum ki ya biri gelip sonunda bu adamı gömecek zaten yani. Şu anda onu düşünmüyorum. Yani Bray Wyatt'ın karşısında face rakip de kalmadı ama şu anda. Face rakipleri çok çabuk harcıyorlar Bray Wyatt.
karşısında. Face turn yapabilir yani. Çok kötü olmaz mı? Zamanında düşünülmüştü. Bray Wyatt sakatlanmasa League of Legends'a karşı yapmışlardı White Family ile birlikte. Yani hiç nasıl bir şey çıkacağını tahmin edemiyorum diye. Denenebilir. Ben WrestleMania'dan sonra Bray Wyatt'ın Universal Championship için en büyük aday olduğuna inanıyorum yani. Şu gidişat onu gösteriyor. Roman Reigns'i hazırlıyorlar gibi gözüküyor şu anda. White yani, WrestleMania'dan beri Reigns kemerini korusaydı bugünkü halinden daha iyi olacaktı demiş Hikmet Rising Generation. Ege sen, pardon, Taner sen ne düşünüyorsun bugün bu konu hakkında? Ya ben film Bray Wyatt'ın, şunu söyleyeyim, roldaki o mistik karakterinin zedelendiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli kendini tekrar eden senaryolar yüzünden. Ben SmackDown'daki hali bana daha çok ilgi çekici geliyordu yani. Ben Mehmet'ten farklı düşünüyorum bu konu hakkında. Ama SummerSlam'da Demon King'i göreceğiz yani, belli bu. Çünkü yavaş yavaş sinyalini veriyorlar. Güzel maç izleriz yani umarım. Bu arada şey yani, kemerini kaybetmeseydi tabii ki daha dominant olabilirdi ama kemerini kaybetmesi dominasyonunu düşürmedi diye düşünüyorum. Bu arada şey, SmackDown'daki son halinden daha üste çıkma şeyi de yoktu o tarzda. Hani o mistizmin daha üstüne çıkma şansı yoktu artık lan. Üç cümlesinin üçünü de anlamıyorduk yani. Hani biraz daha tarz değiştirdi artık yani. Çok hafif bir promo tarzı değiştirdi. Birazcık olsun kendini yenileyebildiğini düşünüyorum bu yüzden Raw'da. Ve Seth Rollins feodunun da hani insan feodunun da bu konuda çok işe, yani düz insan, hani böyle Dean Ambrose gibi deli falan değil yani, düz insan feodunun da çok işe yaradığını düşünüyorum bu açıdan yani hani. Bray Wyatt'a. Bu arada segmentle ilgili de şunu söyleyeyim. Raw'un bana göre elle tutulur tek segmentiydi. Çünkü şey, sürpriz olan bir şey vardı ya. Finn Balor'ın Demon olarak gelmemesi. Yani kandırması. Aynen. Ya bırak yani Allah aşkına. Ya yarım saattir ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Hadi tanırsın. Raw'un beni şaşırtan tek noktasıydı ve o, muhtemelen gelecek yarım hafta. Yarım saattir ağlıyorum Demon, burada Demon King niye yok diye, sen ne diyorsun birader ya? Tanır, tamam ya, son sıradaki Demon segmente King geçelim. Hadi kısa. Demon King haftalık şovlarda en fazla bir kere görülebilen bir şey olacaktı. Bunu da sona saklamaları çok normal. Bir tane sürpriz yaptılar ya. Ulan şovun tek sürpriziydi be. Taner, sıradaki segment. O zaman Triple Threat maça geçmeden önce bir Braun Strowman promosu geliyor ekrana. Ondan sonra da maça geçelim. Samoa Joe vs. Strowman vs. Roman Reigns. Açıkçası ring içi ve ring dışı çok sert bir maç oldu. Zaman zaman Strowman'ın dominant tarafını gördük. Joe bayağı ezildi bu maçta. En sonunda da mekan sahibi diyelim artık, Roman Reigns maçı kazanmayı bildi. Benim açımdan çok sürpriz oldu. Ben Reigns'in kaybedeceğini düşünüyordum. En azından tuş olacağını falan düşünüyordum. Reigns kazandı yani. Ben Mehmet'le başlamak istiyorum. Kardeşim, Reigns kazandı. Ne düşünüyorsun? Sorun Reigns'in kazanması değil de maçın bu kadar düz olması ya. Abi dümdüz ya. Dümdüz yani. Lesnar'ın karşısına çıkaracağın 3 adam... Raw'un şu andaki en böyle top seviyedeki 5 isminden 3'ü diyebiliriz yani. Hani abi lan niye bu kadar düz bir maç yani? Dümdüz ya, dümdüz abi. Şaka gibi ya. Ya şey hani, ben de keyif almadım ya. Ya Reigns kazanabilir. Ya bir olay koyun abi. Yok yani, dümdüz. Maçın zaten main event olmaması rezaletini geçiyorum. Sebebi neymiş onu da çok merak ediyorum. Hiçbir haber de düşmedi. Sabahtan beri ona bakıyorum. Hani haberi olan varsa şeye yazsın, chatbox'a da yazsın, bilelim ne olur. Abi maç, yani şu maçın main event olmaması ayrı rezalet, maçın booking'i ayrı rezalet. Ya maç, bari en azından Lesnar geleydi, hani bir şey olsaydı. Ya, hiçbir şey olmadı, şu kadar hype kasılan bir maçta hiçbir şey olmadı ya. Üçünün de tekli promolarını gösterecek kadar hype kastı ve hiçbir şey olmadı maçta. Ya WWE'nin bu kadar hype kastı bütün senaryoları istisnasız batırması, yok abi dalga geçmek yani resmen seyirciyle. Ben çok daha kabalaşmak istemiyorum, o yüzden sözü içinizden biri alırsa çok sevineceğim. O zaman ben Ege'ye uzatıyorum mikrofonu. Yani zaten bu maçlarda hepimizin beklentisi ortaktı. Sert, etkili bir maç, böyle gerçek, sanki UFC tarzı bir dövüş bekliyorduk. Ama ya, Mehmet'in dediği gibi dümdüz bir maçtı, normal hareketler. Ya, ben hiç etkilenmedim bu maçtan açıkçası. SummerSlam'daki benim momentumumu da düşürdü yani, ana kemerden, ana kemer maçı için. Eskisi kadar heyecan duymuyorum şu anda bu maç yüzünden. Hiç beğenmedim. Nerede geçen haftaki iddialı halleriniz? Nerede şu maçtaki halleriniz? Hani
Sanırsın şey yani FC feud bitmiş. Feud bitmiş. Sanırsın feud bitmiş birader. Bu maç niye yapıldı zaten? Aynen, sanki pay-per-view sonrasındaki Raw'da yapılan öyle şey gibi, rövanş maçı gibi. Bir promo yani. Çevirdiler ki. Bunların birbirinin ağzını burnunu kırması gerekmiyor mu böyle? Deli gibi. Ya bak kesin. Öyle bir promo çevirdiler ki ben zannettim yani Night of Champions'ın sıradaki maçı gelecek ama. Bu arada full sürüm izledim maçı. Ama bir baktım yani hiçbir şey yok. Sanki zaman doldurmalıkmış gibi. Hani şu arka alanda Brock Lesnar'ın da olduğunu biliyoruz. Hiçbir şekilde Brock Lesnar'ın bu maçtan haberi yokmuş gibi. Başladı ve bitti. Ne anladık? Sıfır. Sıfıra sıfır. Yani promotion düşürdü Mehmet'in dediği gibi. Cidden promotion düşürdü. The Beatles demiş sevgili İsmail. Bu maç niye yapıldı? Roman SummerSlam'e güçlü gitsin diye. Roman da kemeri alacak. Born to Reign. Uaa. Ne diyor bu ya? Sen ne? Bir dakika. Sen ne diyorsun ya? Neyse. Tamam oğlum sen bittin İsmail. Evet Ege bir şey dedi. Samoa Joe'nun tuş olmasını anlamadım ben. Anlam veremedim Samoa. Zaten bu adam SummerSlam'a tuş olacak kişi değil mi? Hepimizin gözünde. Kim? Samoa Joe. Yo. Yani belli olmaz. Kim? Ama yani Lesnar'ın kazanacağı peki? Dışında bir şey bilmiyorum şu anda yani. Reigns tuş olmaz. Strowman da tuş olmayacaktır. Deli gibi momentum kasıyor. En zayıf halka olan Joe olacaktı. En zayıf halka da muhteşem yani. Öyle bir durum şu anda. Yani ama bu maç işte onu hiç zerre göstermedi yani. Hiç beğenmedim yani. İnsanların fiyattan ben olduğunu düşünüyorum bu yüzden. 100 zevk alıyorsa 50'ye düştüğünü düşünüyorum yani. Kötüydü çok. Konuşasın bile gelmiyor öyle diyeyim. Benim sen ne düşünüyorsun Taner? Çok küfürlü. Geldim abi. Şu anda... Geldim. Şimdi geldim. Yani... Samson Segment adına geçtiniz mi? Yok. Sen ne düşünüyorsun Ripple son olarak? Konuşuyoruz. Ya ben... Yes, düzey vardı ama bir amaçsız ya. Keşke gidebilseydi. En azından bir brawl görseydi daha iyi yani. En azından bilmiyorum yani amaçları neydi. Ben de sizden... Taner? Sesi gitti. Benim internet bir rol şovuydu yani. Taner. Yasa geçelim o zaman artık herhalde yani. Senin hiç sesin gelmedi. Muhtemelen radyoda da ses gitti. Benim bir ani bir düşüş oldu. Tekrarlayabilir misin? Kim? Sen. Yani gereksiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Sertlik düzeyi oldu ama bunun bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. Bence momentumu düşüren bir olay oldu. Hı hı. Keşke teke tek bir segment görseydik daha iyiydi bence yani. Sonrasında mesela Strowman'ın olaya müdahil olduğu bir segment daha iyiydi bence. Bilmiyorum, gereksizdi yani. Ya bir de şöyle şimdi Brock Lesnar'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Neden kazanacağını düşünüyorum? Şundan. Bu Roman Reigns'in Brock Lesnar'ı birebir yenmesi gerekmiyor mu şirketin WWE gözünde yüzü olabilmesi için? Bu adam Lesnar'la birebir maça çıkacak ve ondan kemer alacak, başkasından değil. Şu anda öyle düşünüyorum yani. O Reigns vs Lesnar maçı olacak bir gün. Hepimiz de bunu seyredeceğiz. Ya bana ne bileyim sanki artık onu pek düşünmüyorlarmış gibi geliyor yani. Hani Lesnar bir noktada canavar olarak kalacak ama Lesnar hani işten elini ayağını eteğini çektiği zaman hani Reigns zaten 100 yani Reigns şu anda da 100 abi. Lesnar kemeri tutsa ne olur? Aynen. Tapkay yani. Ya 100 de hep bir Lesnar'ı yendirme hayalleri vardı kaç yıldır. WrestleMania'daki maçtan beri. Evet ya ama hani artık o kadar da gerekli bir şey gibi gördüklerini zannetmiyorum ya. Ya şunu da söyleyeyim. Roman Reigns bence hala istenilen seviyede değil ama bir açık ara bir gelişim söz konusu yani. Bence her sene kendini geliştiriyor yani. O sabit kalmıyor yani. Önemli olan bence bu. Tabii şey, Tapkay... Lesnar hani 2 sene önceki gibi yenilmez değil. Evet. O Taker maçından sonraki havası yok yani. Evet. Sıradaki segmente geçelim öyleyse.
Elias Samson Kalisto maçı öncesi bir arka alan segmenti var. Enzo Amore şey diyor, Big Show'un bana yardım etmesine gerek yok diye söylüyor Big Show'a. Yani ona söylüyor. Big Show'un da bunun bir sıkıntısının olmadığını, sorun olmadığını, kendi kavgası olduğundan bahsediyor Big Cass ile. Ondan sonra Elias Samson'ın tekrardan o stabil olayına geliyoruz. Şehrin olduğu yere sürekli övgüler yağdırıyor. Sonra eleştiriyor falan. Her zaman bu yaptığı şey. Klasik Elias Samson yani. Ondan sonra Kalista geliyor. Herkes şaşırdı tabii buna. Boş bir maç olarak görüyorum. Zaman doldurmalık. Elias Samson'ın momentumuna momentum katan bir maç oldu diye düşünüyorum. Burak Gür, nasıl buldun bu maçı? Ya ben açıkçası Samson'ın karşısına en son kim çıkar Raw roster'ında diye sorsalar işaretleyeceğim isimlerden biri Kalisto olurdu. Enteresan bir maç. Açıkçası ben Elias'ın iyi bir güreşçi olduğu kanaatindeyim. İlerleyen aylarda şirketin planları var belli yani. Aynen öyle. İlerleyen aylarda iyi senaryolar alması dahilinde bize kendisini ispatlama fırsatı bulacaktır diyerek kısa geçelim teker cümleler. İsim değişti hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona da bir değinelim. Yakın zamanda ismini değiştirdi çünkü. Soyadını attı. Samson derim ama Elias olarak kaldı. Elias yani. Ya çok değişiklik oldu. Big E oldu, Cesaro oldu, Charlotte soyadını aldı. Ama ne bileyim, bunu hiç beğenmedim yani. Çok eğretik ve dar durdu yani. Samson daha cool duruyordu ya. Elias ne bileyim. Bir main event ya da kaliteli bir güreşçi için iyi bir isim değil bence. Ya mesela Alexander... Elias Samson da değildi yani. Alexander Rusev'di. Rusev oldu. Antonio Rusev Cesaro'ydu. Bir dakika. Antonio Cesaro'ydu. Cesaro oldu. WWE'nin bu konuda bir marka yaratma çabası var. Bunun nedeni Mike de... Mike Kanellis gibi şu anda. Ya durum. O başka bir şey. O başka bir şey. O farklı bir gimmick. Ne arıyorsun bak? Star yaratmak daha kolaydı ya. Star yaratmak ve ürünün akılda kalınabilirliğini arttırarak ürün satışını da bu paralelde yükseltmek amaç. Bunun uzmanı Mehmet Dinler falan yani. Ya da chatte varsa reklamcılık, halkla iletişim falan okuyan arkadaşlar bunu daha iyi bilir. O açıklasın. Samson'ı da ben çok beğeniyorum. Gitar performansı gene muazzamdı bana kalırsa. Yani seyircilerden negatif reaksiyon almayı çok iyi beceriyor. Her rafta bunu söylüyorum ama her rafta da beni aynı şey söylemeye zorluyor adam. Tebrik ediyorum kendisini. Yani şey abi, net olarak Miz'in ışığını görüyorum ben kendisinde ya. Ben biraz daha abartayım. Drak havası görüyorum. O zaman kadınlar segmentine geçmeden önce arka alanda Alexa Bliss var. Ne Samson'ı konuşturdu herif, ne Miz'i konuşturdu. Konuyu da ya, kapattı. Bırak. Ayıp lan yaptığınız. Yapacak bir şey yok. Hadi. Bendeki hiçbir şey yok. Yayın çok uzadı. Ondan yarına bırakalım da Miz'i. Alexa Bliss'le konuşması var. Röportajı var Alexa Bliss'in. Bailey hakkında konuşuyor. Ondan sonra Bailey yanına geliyor. Bailey yanına gelmiyor. Bailey Nia Jax ile yüzleşecek. Alexa Bliss Bailey hakkında sakatlanmamasını diliyor. Ondan sonra kadınlar maçına geçiyoruz. Benim için bir boş bir maç. En sonlara doğru countdown ile Bailey kazanıyor. Ondan sonra Alexa Bliss ringe giriyor ama Bailey kaçıyor. Nia Jax ile Bliss face to face yapıyor uzaktan. Bu kadar. Ben Ege'ye bırakıyorum sözü. Bu segmentin mantığı nedir? Direkt ben soruyla başlayayım olaya. Çünkü... Antrenlerim boş yani, hiçbir şey yoktu. Ya... Sasha Banks nerede mesela? Bunu sorgulamamız lazım şu anda. Bu kadın omuzu kalkmadı mı havaya? Kalktı. Niye bu kadın hakkını aramıyor? En azından bir senaryoya bağlanmıyor. Neden oturup Bayley'in Nia Jax gibi dümdüz 267. defa izlediğimiz maçı izliyoruz? Neden Alexa Bliss maça karışırken Sasha Banks nerede? Biz niye bunu hak ediyoruz? Ya ben anlamış değilim şu anda. Çok yanlış bir maç, çok yanlış bir sonuç demeyeyim. Çok yanlış bir segment. Hiç beğenmedim. Çöp. Burak Gür'e vereyim sözü. Ya bu segment hakkında söylenecek çok bir şey yok açıkçası. İzlendiğinin dışında
bir yorum getirmiyor akla. Hı hı. Evet. Mehmet dinler. Abi şey yani segmentin tek hani bir doğrusu var. Hani bütün kadınları o aksiyonlu. Bailey'nin Nia Jax'i yenmesi. Yani gerçekten de fena olmayan bir maçla yenmesi yani. Hani diyebilirim hani. Ama yani hakikaten mantığı yok. Yani Nia Jax'in hani kaç aydır kemere sürekli hani göz dikmesine rağmen hala kemer şampiyonunun yanında yancı olmasının bir mantığı yok. Taşan'ın bu şovda görünmemesinin bir mantığı yok. Yani Alexa'nın arka alanda Sasha ile Bayley'nin arasını bozmaya çalışmasının bu hani Sasha heel turn mesajı vermesinin hiçbir mantığı yok. Çünkü zaten bütün güreş evreni onu bekliyor. Bir yıldır falan yani. Yok abi mantıksız. Boş. Boş ya. Boş. Ya bu Nia Jax hakkını aramayacak mı artık? Ben seni o kadar korudum. Bana kemer maçı sözüm var ya. Ne zaman çıkacak yani bu dominant yüzü? Yani. Nia Jax susmuş bekliyor Alexa'cığının yanında. 1.50 boyunda bir kadın. Onu bekliyor. İşte onu koruyayım. Bayley'e karşı maç kazanayım işte arada. Başka da bir şey yapmama gerek yok zaten. Çok amaçsız bir hale çevirdiler kadını. Yorumlar bittiyse ana olaya geçmeden önce şunu söyleyelim. Arkalarında bir kez de Renee Young'un bir röportajı var. Big Show hakkında konuşuyor. Kendisine saygı duyulması gerektiğinden bahsediyor. Biz de ana olaya geçeyim hemen. Yani klasik bir maç. Enzo da kenardaydı bu arada. İlk önce o geldi. Klasik promosunu kesti. Kenarda izlediği maçı bir kez diskalifiye ile kazandı. Tabii bunda Enzo'nun katkısı büyük. Enzo dayanamadı. Kesin sırtına atladı diyelim. En sonunda da bir big pot yedi Enzo. Big Show ayaklandı. Onun üzerine giderken bir knockout punch diyelim. Vurdu bir kese. Ayakta kapatan ekip Big Show ve Enzo oldu. Yani ben 2018'e gireceğiz. Big Show'un hala main eventer olduğu bir show görüyorum. Yani 2010 döneminde mi kaldık bilmiyorum. Jack Swagger falan gelecek galiba main event'i. Şaşırdım yani açıkçası. Yani cüsseli adamlarını devriyoruz da Big Show senin devrin değil yani. Yani buradan Mehmet'e veriyorum yani sözü. Ya hani bana şu maçın hani trip bir de hani triple threat falan dururken yani hani ana kemer etrafında çok sağlam bir senaryo dönerken hani şu maçın main event olması abi yok bir şey döndü muhtemelen yani hani ya böyle ya son dakika bir şey döndü muhtemelen yani. Ya NBA maçları yok, NFL yok. Abi ne bileyim. Yok. Televizyon yayınıyla ilgili değil. Arka alanda bir şey döndü muhtemelen. Çünkü diyor ya hani Heyman'da main event olarak açıklamıştı Triple Threat'i diye. Yani. Evet bana şunu söyler misin? Big Show'un hala main event olduğu bir show nasıl olabiliyor? Bak 2018'e gireceğiz ya. Nasıl olabiliyor abi? Big Show ya abi Big Show birilerini yükseltmek için main event'a Raw main event'ına çıkıyor. Bu konuda sorunum yok benim. Hani abi ana olay için ne alakası Strowman, var? Ana olay için niye böyle bir şey gideniyorlar? Tamam, hani, bak, tamam yükseltiyor tamam da. Strowman'la falan da sık sık çıktılar. Yani 2 sene üst üste Rumble, WrestleMania dönemleri falan filan. Neyse o konuda sıkıntı yok. Raw main event'ına çıkabilir boş oldukları zaman. Main event'ın boş olduğu zaman çıkabilir. Abi main event boş değil ki. Benim sorunum onu demek orada. İstiyorum işte. Hani nasıl yani, olabilir böyle bir şey? Muhtemelen son dakika hani oluşan bir şey. Muhtemelen böyle Lesnar'la alakalı falan bir sorun çıktı. Ve maç apar topar erken alındı Triple Threat. Ve en uygun maçta kalanlardan Big Show vs. Big Cass'ti hani herhalde. Öyle bir şey yapıldı herhalde. Bilemiyorum şu anda. Sheamus vs. Seth Rollins koysaları daha iyiydi yani. Face taraf üstün çıkacak diye belki hani yani madem istediğimizi yapamıyoruz bari hani face taraf üstün çıksın seyirci mutlu kapatsın falan filan hani salondaki seyirciyi de düşünmek arenadaki seyirciyi de düşünmek zorundalar diye bir yandan. Hani maçın main event olmasıyla ilgili benim bir itirazım yok. Abi yine her şeyin bu kadar dümdüz olmasıyla ilgili bir itirazım var ki. Ulan yeter boş ulan. Boş maçtı değil mi? Çok boş maçtı ya. Abi 2016 Raw şeylerine benzedi bu. Brand Split sonrası Raw'larına benzedi bu show. Hani yok abi yani bütün şey güreş izleme isteğimi böyle ara sıra bazı şovlar sömürürdü. Abi hani SummerSlam dönemi bir şovun
bunu yapması inanılmaz yani. Road to WrestleMania ve Road to SummerSlam dönemlerine bu kadar boş show çıkarılması intihar yani. Ya Raw Shoulder aslında bir düzene girmişti ama bilmiyorum ya. Bir yalpaladı yani bu hafta. İşte SmackDown düzene girdi geçen hafta Chris Jericho'nun dönüşüyle falan. Evet, SmackDown demişken yarın SmackDown'u konuşuruz. Show'a 5 üzerinden kaç puan veriyorsunuz Ege Yürüten? Tek parmağımla 1. Taner. Taner. 2. Mehmet Dinler. 0.1 falan. Chatbox'da yani. Balor Club 1, Sinan TV 2, ardından Code Blue 2 vermiş. Hikmet Zeybek Rising Generation 2, Dominic Toretto 3, Bellas Degas'ı 2, Buryang 2, Emirhan Koğu 2, Numan İnci 1, Tolga Nizamoğlu 2, Kamil Kürşat 1, Last Dark First 1, West Güreş Türkiye 1, Texas Rattlesnake 1 ve The Aerialist 3, Mertay 1 vermiş. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın SmackDown Radyosu'nda 22'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.